Hadi kızım. Düşmüş düşmüş. Aferin be. Aferin kızım. Aferin valla. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin Leydi. Aferin. Aferin Leydi. Anladım ama saçım aldı. Aferin Leydi. Al bakayım şunu tüfeği. Gideceğim şöyle bunu. Gel. Gel. Gel Leydi. Gel. Gel güzel. Gel. 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 Gel aferin gel. Gel çok aradın onu gel. Gel. Hadi. As buraya gel. As. Gel buraya. Gel. Aferin be kızım. Aferin be. Çok aradın bunu be. Amma hırs yapmış ha Fatih. Evet. Çok hırs yapmış. Aferin. Çok güzel ferman verdi. Çok güzel ferman verdi. Güzel bir takip oldu. Yani mübalağa söylüyorum. Yaklaşık 100-150 metreden sürekli takip. En sonunda şöyle bir yamada denk getirdi. Orada fermaladı. Bulduk orada kuşu. Vallahi attık. Atışımızdan sonra saçma aldığını hissettik. Tabii Fatih sen vurulduğunu hissettin. Ben gördüm vurulduğunu. Evet. Senin vallahi atın da vuruldu. Üçüncü fişekte vuruldu. Evet. Lady iyi iş çıkardı. Tabii vallahi bravo aferin. Kesmemiz lazım. Evet. Hemen. Kıble. Kıbleyi bulacağız. Kıbleyi nasıl bulacağımızı, nasıl bulduğumuzu birazdan söyleyeceğim. Şimdi kuşu vurduk. Orman içindeyiz. Belki de yönümüzü kaybetmiş durumdayız. Tabii ki kuşu İslami kurallar gereği kıbleye dönerek kesmemiz gerekiyor. Bunun için de en kolay yöntem, daha önceki videolarımda göstermemiştim. Çok basit. 5 liraya satılan kıbleyi gösteren pusula. Hem vicdanen rahat olacağız, hem zihnen rahat olacağız, hem de kalben rahat olacağız. Onun için vurulan av hayvanlarımızı, özellikle büyük avları, tavşan olsun, çulluk olsun, mundar gitmemesi için kıbleye dönerek kesmemizde büyük fayda var. Cümleten rastgele.